Efendim herkese merhabalar. Çok önemli bir haftaya giriş yapmış bulunuyoruz. Geçen hafta da çok önemliydi. Çünkü Amerika seçimlerini konuştuk. Amerika Birleşik Devletleri'nde işte Trump ve Biden arasında çok çekişmeli bir şey oldu, yarış oldu. Ve Biden 290 delege ile yeni Amerika başkanı olmuş durumda. İşte bu hafta başı şu anda hani dünya piyasalarına baktığımız zaman uluslararası piyasalarda hisse senetleri çok güçlü bir başlangıç yapmış görünüyor. Biden'ın kazanmasıyla çok olumlu böyle şeyler var. Yani olumlu yansımalar var öyle söyleyelim. Diğer taraftan işte Türkiye'ye bakıyoruz, ülkemize bakıyoruz. Bizde de önemli değişimler var. Gerçekten hani böyle önemli günlerden geçiyoruz. Önce Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal görevden alındı. Naci Ağbal şu anda yeni Merkez Bankası Başkanı olarak atanmış durumda. Onun önemli yine açıklamaları var. Diğer taraftan hafta sonu yani dün pazar akşamı Instagram hesabından Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Berat Albayrak'ın istifa haberleri böyle ortalığa düştü. Acaba işte gerçek mi, doğru mu? Bu çok konuşuldu. Çünkü Twitter hesabı bir taraftan kapatılmıştı. Dolayısıyla da hani ne kadar o doğruluğu çok şey yapıldı. Yani tam belirlenemedi. Çünkü televizyonları açtık. Hani genelde televizyonlarda böyle son dakika haberleri geçer ya. Son dakika işte istifa etti. İşte görevden alındı falan diye. Açtık televizyonları. Televizyonlarda hiçbir şey yok. Dolayısıyla da hani tam kimse tam olarak emin olamadı. Ama haber gerçekti. Gerçek olduğu belirlendi. Dolayısıyla aslında bir kez daha gördük ki sosyal medyanın gücünü bir kez daha gördük. Ben şahsen kendi adıma çok uzun zamandır televizyon seyretmiyorum. Genelde bu tarz şeylerde artık hani televizyondan önce sosyal medyaya düşüyor. Twitter'dan veya işte Instagram hesabından yeni bir şey bu. Instagram hesabından da istifa haberlerini görebiliyoruz. Evet, şimdi önemli gelişmeler var dedik. Şimdi 19 Kasım'da Naci Ağbal'ın bir açıklaması var. Naci Ağbal hani şeffaflıktan bahsediyor ve hani tekrar gözden geçireceğiz mevcut durumumuzu, ona göre işte tüm politika araçlarını belirleyeceğiz, o kararlılıkta kullanacağız diyor. 19 Kasım'da para politikası, Merkez Bankası para politikasının toplantısı olacak. Orada hani nasıl bir karar belirlenecek, onunla ilgili bir açıklaması var ama hani elimizdeki işte bilgilere, değerlere bakacağız, değerlendireceğiz, onun ışığında bir şey belirleyeceğiz diyor. Geçen haftaya baktığımız zaman yine bir yayınımda söylemiştim ben. Piyasa en az bir 500 bas puanlık bir faiz artışı beklentisi vardı piyasada. Çünkü kurda çok ciddi bir yükseliş oldu. Geçen hafta biliyorsunuz 8.50'lerin üzerine çıktı. 8.53'leri falan gördük. Çok hızlı bir dolarda yükseliş oldu. Bu çok rahatsız ediciydi. Dolayısıyla da hani mutlaka bir faizin yükselmesi gerekiyor. Piyasanın beklentisi bu yöndeydi. Şimdi efendim devam ediyoruz. Bugün neler oluyor kısmına baktığımız zaman güne çok iyi başladık. Neden iyi başladık? Bir kere baktığımız zaman kurda çok ciddi bir aşağı yönü gidiş var. O 8.50'lerin üzerine gören dolar kuru şu anda hemen size söyleyeyim an itibariyle ne kadar olduğunu. Bakalım hemen şuradan. 8.11. 8.11'lere gelmiş durumda. Euro 9.64. Ve borsada bir şey var, yükseliş var. Bu önemli. Yani doların böyle 8.11'lere bir anda gelmesi hafta başı itibariyle bu hani haberlerin olumlu yansıdığını gösteriyor. Merkez Bankası değişikliğinin işte Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafında Berat Albayrak'ın istifa haberleri piyasada kuru bir şekilde aşağıya çekti. Bu şekilde yansıdı. Olumlu yansıdı gibi duruyor. Diğer taraftan uzun zamandır aslında borsada şu anda bir yükseliş var ama özellikle banka hisselerinde bir yükseliş var. Biliyorsunuz çok uzun zamandır hani borsayla ilgilenenler çok yakından bilir. Banka hisselerinde ciddi düşüş vardı son şeyde yıllarda. %30'lar %40'larda hatta elinde banka hissesi olup da hani ya yükselmiyor deyip bozduran da çok insan oldu. Onu biliyorum ama bu haftaya özellikle banka hisselerinde bir yükselişle başlamış olduk. Bu da olması gereken bir şeydi aslında. Diğer taraftan henüz daha Hazine ve Maliye Bakanlığı'na kim atanacak, kim getirilecek kısmında şu an henüz daha bir takım isimler zikrediliyor ama şey yok. Yani şu an resmi bir açıklama yok.
Ve efendim TOKİ çok önemli. Evet, çok soru soruyorsunuz. Bununla ilgili yaptığım yayınlara inanılmaz bir şey var, talep var. TOKİ cephesini ben sizin için hep araştırıyorum, yakından da takip ediyorum. Yeni başvurular ne zaman başlayacak diye soruyorsunuz. Toplu konut idaresine başvuru yapacaklar henüz daha başlamadı. Henüz daha başlamadı başvurular. Dolayısıyla da başladığı zaman ben bunu buradan sizlere iletiyor olacağım. Diğer taraftan kredi cephesine bakıyoruz. Konut kredi faiz oranları ve diğer faiz oranları hala çok yüksek. O cephede henüz daha düşen bir şey yok. Çünkü kredi kullanacaklar arasında da hani soru soranlar oluyor, alalım mı kullanalım mı diye. Acil değilse lütfen bekleyin. Ben beklemeyi öneriyorum şu anda. Çünkü biraz böyle hani geçen haftalarda yaptığım yayınlarda hep de böyle dile getiriyordum ara ara. Hani böyle şu dönemler biraz böyle taşların yerine oturacağı zamanlar, biraz görmek gerekiyor. Yani hani hep ben alın alın derim ama çok aceleniz yoksa şu en azından şu haftaları bir görmemiz lazım. Yani özellikle kredi kullanacaklar açısından söylüyorum, yanlış anlaşılmasın. Çünkü faizler çok yüksek. Ancak diğer taraftan da ev alacaklara zaten önerimi geçen videoda belirtmiştim. Bu videoyu uzatmamak için tekrar buradan söylemeyeceğim. Bu konuyu açmayacağım size. Ama kredi kullanacaklar için acil değilse lütfen biraz daha bekleyelim. Hani Mevlana'nın bir sözü var ya, görelim bakalım Mevlam neyler neylerse güzel eyler günlerindeyiz. Bence diğer taraftan işte yeni torba yasada benim beklediğim bir takım işte özellikle bu konut alımı cephesinde güzel haberler çıkma ihtimali var. Dolayısıyla yeni torba yasayı da bir taraftan bekliyoruz. Onunla ilgili çalışmalar var ama henüz daha onlar işte torba yasa çıkmadı, kanunlaşmadı vesaire. Ve altına baktığımız zaman altında güne özellikle gram altın cephesine baktığımız zaman bir gram altında bir düşüş söz konusu. Güne böyle başladı. Bakalım gün içerisinde nasıl devam edecek. Altın cephesine baktığımız zaman da 2000 dolarların altında hala devam ediyor. Hafiften bir yükseliş söz konusu ama 1959 şu anda altının onsu görünüyor. Ama gram altında şey var. Yani bu haftaya biraz %2, %3'lük bir düşüşle başladığını söyleyebiliriz. Evet, hafta başında şu anda gelişmeler böyle takip ediyoruz. Başka bir yayında görüşmek üzere efendim. Şimdilik hoşça kalın.